Merhabalar. PyTorch ustalık serisi 4. bölümüne devam ediyoruz. Toplam 5 bölüm olacak. Bu bölümde evrişimli sinir ağlarını kullanarak görüntü sınıflandırma işlemi yapacağız. Bilgisayarlı görme ve evrişimli sinir ağlarından konuşalım. Bilgisayarla görme ya da bilgisayarlı görme, computer vision, bilgisayarların görüntü ve video gibi görsel verileri tanımlamasını ve anlamasını sağlamaya odaklanan bir bilgisayar bilimi alanıdır. Buna bir örnek görüyoruz. İkili sınıflandırma. İşte bu fotoğraftaki pizza mıdır, biftek midir gibi. Ya da object detection. Bu nesnenin olduğunu detect ediyor. Multiclass classification birçok farklı şeyi ayırt edebiliyor. Gösteri sunum bu şudur, bu şudur gibi. Bir diğeri de segmentation. Image'deki farklı kısımları segmente ediyor. Böyle işlemler var. Mesela başka bir örnekte 8 kamerası olan bir kendi kendine giden araç düşünelim. Bu her kameradan o an için mesela fotoğraf alınıyor. Aslında video alınıyor da videolar aslında bir sürü kareden oluşur. Bununla beraber etrafın 3 boyutlu bir derinlik haritası ve işte objelerin detection'ı birçok işlem birlikte oluyor, gerçekleşiyor. Burada da yapay sinir ağları derin öğrenme kullanılıyor. Bu yazıda aşağıdakileri de ele alacağız. Torch Vision dataset'i kullanarak çalışmak üzere bir görsel veri kümesi edinme. PyTorch'taki Convolutional Neural Network, evrişimli sinir ağı mimarisi. Uçtan uca çok sınıflı bir görüntü sınıflandırma problemi üzerinde çalışacağız. PyTorch'ta CNN'lerle modellemenin adımları neler? Buna bakacağız. Ve PyTorch ile bir CNN modeli oluşturmak, bir kayıp ve optimizer fonksiyonu seçmek, bir modele gitmek ve bu modeli değerlendirmek aşamalarını göreceğiz. Aşağıda görüntülerin, fotoğrafların nasıl kodlandığı görülmekte. Görsellerin yüksekliği vardır. Genişliği vardır ve renk kanalları vardır. RGB, işte kırmızı, yeşil, mavi gibi. Bir de grup boyutu, batch size vardır. CNN'i PyTorch ile derin öğrenme modeli oluşturmak için kullanacağız. Derin öğrenme aslında yapay sinir ağında şöyle kısımlar var. Bu kısımlarda mesela ortadaki hidden node'ların gizli nodların işte 5'ten fazla böyle şey olduğunda aşağı yukarı derin denmeye başlıyor. Ama hani çok genel bir söz. Yani mesela 3 tane ben derin diyorum derseniz daha yanlış diyemezsiniz. Burada çıktı olarak da 3 kanal var. İşte sushi mi, biftek mi, pizza mı ayırt edebilecek görselleri. Bir diğeri de renk olmayan bir örnek var. Bu renk olmayan örnekte de renk kanalları bulunmuyor. Bu da işte o nesnenin ne olduğunu, ayakkabı mı, işte tişört mü, pantolon mu ayırt edebiliyor. Peki CNN evrişimli sinir ağı nedir? Evrişimli sinir ağı doğrudan verilerden öğrenen, derin öğrenmeye yönelik bir ağ mimarisidir. CNN'ler nesneleri, sınıfları ve kategorileri tanımak için görüntülerdeki kalıpları bulma konusunda özellikle kullanışlıdır. Ayrıca ses, zaman verisi ve sinyal verilerinin sınıflandırılmasında da oldukça etkili olabilirler. CNN terimleri ve bunların PyTorch uygulamaları var. İşte input image nedir? Girdidir. Input layer nedir? Hedefteki görselleri alır ve bunları işler. Demin söylediğimiz gibi işte batch size vardır. Grup boyutu, görselin uzunluğu vardır, genişliği vardır. Bir de renk kanalları vardır. Convolution layer var. Görseldeki en önemli özelliklerin çıkarılması diyebiliriz. Burada işte nasıl Torch Anon XD ile kullanılabileceğinden vesaire söyleniyor. Hidden Activation ve Non-Linear Aktivasyonlar. Bunlar öğrenilen özellikleri lineer olmama özelliği kazandırır. Özellikle ReLU burada sık kullanılır. Önceki bölümden de hatırlıyorsunuzdur. Pooling layer var. Bu da
öğrenen özelliklerin boyutunu azaltır. Çıktı katmanı var. Öğrenilen özellikleri hedef şeyleri azaltır. Yani işte birçok şeye bakıyor diyelim. Şekline bakıyor, rengine bakıyor vesaire vesaire. Kendisi zaten kapalı kutu olduğu için yani bilemeyiz nelere baktığını da henüz. Yani henüz gelişmedi anlamında. Onu 3 çıktıya bölüyor işte. Kendisi bir ilişki kuruyor ve ona göre söylüyor. Bu pizza, bu bilmem ne, bu bilmem ne şeklinde söylüyor. Yani kuralları biz yazmıyoruz, biz kodlamıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bir de output activation var. O da işte o şeye geçmeden önce mesela bu şu kadar pizza, bu şu kadar steak, bu şu kadar sushi dendiğinde mesela bunun hangisi, bu üçünden hangisi olduğuna karar veriyor gibi diyebiliriz. Burada onların hangi kısımlara karşılık geldiğini görüyoruz. İşte convolution layer turkuaz olan burada. nn.conf2d. Burada input layer şu kısma karşılık geliyor. ReLU hidden activation non-linear. Pooling layer şöyle. PyTorch'ta karşılığı. Output layer şu şekilde. Yine orada renklerin karşılığını CNN'deki PyTorch için görüyoruz. Torch Vision PyTorch'taki görüntü işlemek için olan temel kitaplık. Torch Vision dataset bilgisayarlı görü için veri kümelerini ve veri yükleme işlevlerini burada alıyor. Torch Vision Models kendi sorularınız için kullanabileceğiniz önceden eğitilmiş bilgisayarlı görme modellerine sahip. Transforms görüntü verilerinizi kullanıma uygun olacak şekilde değiştirmek için kullanılır. Torch Utils Data Dataset PyTorch için temel veri kümesi sınıfıdır ve bir veri kümesi üzerinde bir Python iterable yinelenebilir oluşturur. Burada tanımlamalar yapıp versiyonu kontrol ediyoruz. Veri kümesi için Faction MNIST veri kümesini alacağız. Çok popülerdir. Şurada gördüğünüz tişörtte oradan bir görseldir. Burada dataset, Torch Vision'daki datasetlerden MNIST'i yüklüyoruz. Root'u data veriyoruz. Nereden indirileceği. Train'i true veriyoruz. Yani train dataset eğitmek istiyor muyuz? Download true. Burada toTensor yani datayı nasıl transform edeceğimizi söylüyor. Tensor'ı transform edeceğiz. Target transform'da label'ların ve hedeflerin nasıl transform edeceğimiz söyleniyor. Burada iki kere mi yapmışız? Aynen yanlışlıkla iki kere yapmışız. Bu olmayacak, sadece bu olacak. Sonra da print ediyoruz ve birkaç örneğe bakıyoruz. İşte class to id x'lerin hangi sınıfların hangi id'ye sahip olduğuna bakıyoruz. İşte back sınıfı varmış 8 numaralı olan, coat varmış 4 numaralı olan. Ya da direkt class'lara bakabiliriz. İşte t-shirt varmış, sneaker varmış, ankle boot varmış gibi. Verilerimizi görselleştiriyoruz. Pyplot indirip train data 0.'daki image ve label'ı alıp images squeeze edip show ediyoruz. Title adı label'ını veriyoruz. Yani 9 numaralı olan neydi? Ankle boot. Bir tane ankle boot. İlk eleman bu bir ankle boot yani. Bunu CMAP'ini gray verip çünkü rengi yok zaten orijinalinde. Renksiz olduğu için bunu bu şekilde görüyoruz. Şimdi daha fazla veri görsellerini veriler ile yani bir olmak için, anlamak için bu şekilde de çoklu çoklu görebiliriz. Neler var? Bu şekilde işte şey tahmin yapabiliriz. Öncesinde veya sonrasında. İşte buradaki tişörtler hani çok pixel data olduğu için, piksel olduğu için işte buradaki tişörtler gömleklere benziyor. Bunlar karışabilir gibi yorumlarda bulunabiliriz. Data loader'ı hazırlayalım. Şu anda verilerimiz PyTorch veri kümeleri biçimindedir. Data loader veri kümemiz bir Python yinelenebilirine dönüştürür bunu. Daha spesifik olarak verilerimizi gruplara veya mini gruplara dönüştürmek istiyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü donanımlarımız tüm verileri aynı anda işleyemiyor. Ayrıca bu sinir ağımıza epoch dönem başına gradyanları güncelleme şansı veriyor. Yani kısım kısım yaptığı için güncelleme şansı veriyor. Batch size 32 2 üzeri 5 alınır default olarak.
ayarlanabilir aşağı yukarı. Burada shuffle'a true veriyoruz çünkü gelen verilerin sırasının önemli olmadığını söylüyoruz. Eğer gelen verilerin sırası da önemliyse shuffle'da kaparsınız ki o gelme sırasını da öğrenebilsin. Sonra ne oluşturduğumuza bakıyoruz. İşte şu kadar batch size olan bir şey oluşturduk vesaire gibi. Sonra da eğitim veri yükleyicisinin içinde ne olduğuna bakıyoruz. Şimdi ilk modelimizi yapalım, temel modelimizi. Sonra onun üzerinde geliştirmeler yapacağız. Bir dizi makine öğrenim modelleme deneyi oluşturmaya başladığınızda temel bir modelle başlamak iyi bir yöntemdir. Temel model deneyeceğiniz ve sonraki modeller deneylerle geliştireceğiniz basit modele denir. Burada düzleştirme flatten katmanı bitişik boyut aralığını bir tensöre düzleştirir. Burada da şöyle gösterebiliriz. Flatten'ı. Burada relief, convolution, convolution relief, flatten ve daha sonra görsel sinir ağına veriliyor. Şimdi modeli oluşturuyoruz. Sıfırıncı versiyon. Ne var? Sequential'ın içerisinde flatten, sonra bir lineer katman, sonra bir lineer katman daha var. Forward'ı tanımlıyoruz. Burada çıktığı hani anlayabilelim diye seed veriyoruz. Zaten biliyorsunuz önceki bölümlerden. Input shape'i 28 çarpı 28'den 784. Hidden unit'i 10 veriyoruz. Bu hidden layer'daki birim sayısı. Sonra da output shape'i de her bir class name için veriyoruz. Yani burada 3 olacak. Sonra burada bir dummy x veriyoruz modele. Burada kayıp optimize edici ve değerlendirme metriklerini ayarlayalım. Çok sınıflı verilerle çalıştığımız için kayıp fonksiyonumuz NN cross entropy class olarak seçeceğiz. Optimize edicimizi de Torch Optimizer SGD seçeceğiz. Bunu neden böyle seçtiğimizi merak ediyorsanız önceki bölümden bakabilirsiniz. Çoklu model, çok sınıflı classification'larda bunları tercih ediyoruz. Bir sınıflama problemi üzerinde çalıştığımızdan dolayı değerlendirme ölçütümüz olarak accuracy'yi kullanalım. Burada ne yapıyoruz? Helper fonksiyonları buradan çağırdık. Onlardan accuracy fonksiyonunu çağırdık. Şimdi loss function'ını ve optimizer'ı bu şekilde instance'ın örneğini oluşturduk. Deneylerimizi zamanlayacak bir fonksiyon oluşturmaya da ihtiyacımız var. Makine öğrenimi oldukça deneysel bir alan ve sıklıkla izlemek isteyeceğiniz ana şeylerden ikisi kayıp ve doğruluk gibi değerler olan modelin performansı ve modelin ne kadar hızlı çalıştığıdır. Burada timer, print timer, total time and exit start. Bunu da tabii ki şeyle yapabiliyoruz. Timer başlatıp timer bitirip sonra bunları bunun içerisine verip onun süresini tutuyoruz. Bir eğitim döngüsü oluşturalım ve modeli veri grupları üzerinden eğitelim. Dönemler arasında, epoklar arasında bir loop döngü yapıyoruz. Eğitim grupları arasında dolaşıyoruz ve eğitim adımlarını gerçekleştirip grup başına eğitim kaybını hesaplıyoruz. Test grupları arasında dolaşıp test adımlarını gerçekleştirip grup başına test kaybını hesaplıyoruz. Nelerin gerçekleştiğini konsola yazdırıyoruz ve eğlencesine çalışma süresini kaydediyoruz. Not olarak TQDM konsola çalışan bir yükleme çubuğu görselleştirme kitaplığıdır. Jupyter Notebook'u için built-in bir feature'dır. Yani şöyle epochların range'ini içerisine verdiğinizde o sizin için loading bar oluşturuyor. Böyle bir şey. Şimdi seed verdik, timer oluşturduk. Epoch kısa olsun diye 3 verdik. Sonra TQDM ile birlikte epoch range'inde her bir epoch için train loss 0, batch XY enumerate train data loader'ı dolaşıyoruz. Modelin trainini çağırıyoruz. Y-Pred modelin içine eksi veriyoruz. Forward pass. Sonra loss hesabı train loss'a ekliyoruz. Optimizer'da zero grade'i çağırıyoruz. Loss'tan backward'ı çalıyoruz. Bunlar zaten yani kütüphaneden çağırdığımız için
şey oluyor, biz yazmadık. Optimizer diye bir çağırıyor. Sonra burada da hani bastırmak için batch 400 de bölünebiliyorsa oradan şey yazdırıyoruz. İşte şu kadar sample'da şunlara baktı. Henüz şurada ilerliyor gibi yazdırıyoruz. Train loss'u bölüyoruz. Train data loader'ın uzunluğuna. Sonra test kısmı var. Test loss, test accuracy setliyoruz. Modelin eval kısmında burada inference moduna geliyoruz. XY ve EY test için test data loader'da test prediction'ı işte içerisinde X testi veriyoruz. Test loss olsa ekliyoruz. Test accuracy'yi ekliyoruz. Sonra onları bastırıyoruz. Timer'ı veriyoruz. Şimdi tahminlerde bulundurtuyoruz. Evaluation kısmına geldik. Ya burada train'de datayı gezip datayı öğreniyor. Testte de datayı hani çok şey bilmeden yapıyor gibi. Hani açık bir kitapta böyle hani birinde kitaptan okuyor, birinde açık kitaba bakıyor bilemediğinde gibi düşünün test kısmında ki önemlidir. Eval'de ise direkt hiç bilmeden soru gelir ve cevap verir. Asıl bununla skorlarsınız. Returns a dictionary containing the results of model predicting data loader. Bu da aslında diğerlerinden çok farklı değil gördüğünüz üzere. Aşağı yukarı yani aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi GPU'muzdan CUDA çalıştığından emin olma kısmına bakıyoruz. Burada NVIDIA SMI ne olduğunu öğretiyoruz. NVIDIA SMI yaptığımızda işte hangi GPU'lar var CUDA GPU'ları. Bunların ve hangileri available. İşte available mı değil mi CUDA is available dediğinde true gelir. Hani var mı yok mu gibi. Şimdi modelimizin versiyon 1'i çıkarıyoruz. Doğrusal olmayan daha bir model oluşturmak için. Çünkü burada başarısı çok iyi olmayacaktır. Şimdi NN sequential içerisinde flatten sonra linear sonra ReLU sonra linear sonra ReLU olan bir sinir ağı yapıyoruz. Sonra şimdi bunu deneyeceğiz. Onun dışındaki değerler gördüğünüz üzere aynı. Kaybı optimize edici ve dağılma ölçümlerini kuruyoruz. Yine değişen bir şey yok. Sonra test ve evaluation steplerini yapıyoruz yine. Burada bazen verilerinizi donanımınıza bağlı olarak modelinizin CPU üzerinde GPU'dan daha hızlı eğitildiğini görebilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Biri verilerin modeli GPU'ya ve GPU'dan kopyalamanın ek yükünü GPU tarafından sunulan bilgi işlem avantajlarının daha ağır basması olabilir. Diğeri de kullandığınız donanım hesaplama kapasitesi açısından GPU'dan daha iyi bir CPU sahiptir. Yani CPU'nuz GPU'nuzdan daha güçlüyse böyle CPU'da daha başarılı olabilir. Daha hızlı çalışabilir. Modellerinizin daha hızlı hesaplanmasını nasıl sağlayacağınız hakkında daha fazla için şuraya bakabilirsiniz. Şimdi model 1'in sonuçlarının sözlüğüne bakalım. Burada da model 1'in sonuçlarına bakıyoruz. Şimdi de evrimsel bir sinir ağı oluşturalım. Convolutional Neural Network. Burada inputlar olacak. Sonra hangi layer'lar var? Convolution layer, ReLU, işte pooling, convolution layer, ReLU, pooling ve sonra da çıktı. CNN'ler, ConNet'ler olarak bilinen CNN'ler görsel verilerdeki kalıpları bulma yetenekleri iyidir, onunla bilinirler. Burada basit bir yapı var. ConNet, ReLU, pooling şeklinde. Bu da daha derin bir yapı. Conv, ReLU, pooling, Conv, ReLU, pooling şeklinde. Bunları zaten daha öncesinde göstermiştim. Şimdi şöyle bir adres var. CNN Explainer. Bu şu açıdan güzel. Bu adreste denemeler yaparak, deneyerek öğrenebiliyorsunuz. Daha önce şeyi göstermiştim. Belki hatırlarsınız. Yine bir şey vardı. Clustering yapıyordu. Data noktaları var. Scatter şeklinde. Onların etrafında işte şeyler oluşturuyordu modeli değiştirerek. Bu da
CNN.com.net üzerinde açıklama yapıyor. Burada işte hangi kısımlar oluyor, nasıl çalışıyor, onları görebiliyorsunuz. Zaten bunu taklit edeceğiz şimdi. Bu yapıyı PyTorch'ta nasıl kurabiliriz? Onu yapacağız. Burada işte fotoğraf çektiğiniz içindekinin espresso olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş görüntünün. Burada farklı şeyler var. Koala mı? Ladybug mı? Bu çok karışık tabii. Espresso ile Ladybug'ı aynı yer deniyor mesela. Bunlar yemek değiller ama görünen o ki çalışıyor. Mesela burada hangi feature'ın yakalandığını farklı kısımlarda görebiliyorsunuz. Max Pooling'in ne olduğunu görebiliyorsunuz bu şekilde. Gözde Max Pooling olduğunda ne oldu? Piksel düştü. Aslında daha az pikselle göstermiş oldu. 60-60 yerine 30-30 oldu. Bu da nasıl oluyor? Mesela 4 sel var. Bunların en max values hangisi? 0.85. O temsil ediyor. Bu da hani daha pixelate. Bunun farklı versiyonları da var. Min pooling var. Average pooling var. Bu farklı durumlarda daha başarılı olabiliyor. Burada işte hangi özellik mesela kırmızılar daha çok var burada. İşte renklere mi odaklanmış, görsellere mi odaklanmış o kısımlarda görebiliyorsunuz. Burada da onu gösteriyoruz. Convolution Layer'da nasıl bir işlem olduğunu görüyoruz. Burada hiper parametreleri anlama kısmında neredeydi? Neyse. Öyle bir kısım da var. Burada da mesela input output'taki padding işlemini görüyoruz. Max pooling zaten söylemiştim ne olduğunu. Şimdi bunu şu yapıyı PyTorch'ta oluşturacağız. İşte ne var? Convolution 2D layer, sonra Relu layer, sonra Convolution 2D Relu layer, Max Pool D layer. Sonra bir daha. Aynısından var. Şöyle iki defa tekrar eden bir yapı var. Bunu kuruyoruz. Sonra bunları çalıştırıyoruz. Öncesinde bakıyoruz. Test image original shape'i şuymuş. Unsqueeze dimension'ı şuymuş. Buraya girdiğinde böyle oluyormuş vesaire diye kontrol yapıyoruz. Şimdi hiper parametreler ne yaptıkları tipik değerleri var. In channel, out channel. İşte kernel size. In channel, out channel zaten kendini açıklıyor. Kernel size ya da filter size kernel'ın şeklini tanımlıyor. Sliding window, input üzerindeki sliding window. Hani bir window böyle işte gezdiriyorduk ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Stride var. The number of steps filter take across an image at a time. Tek bir seferde filterin görsel üzerinde geçtiği adımların sayısı. İşte strides birken şey üzerinde bir piksellik ilerliyormuş. Piksel piksel. Padding'de hedefi sıfırlarla şey destekliyor. Yani aslında genişletiyor gibi. Pooling'in tersi gibi. Eğer yanlış söylemiyorsam. Ya da olduğu gibi bırakıyormuş. Shape'ini düşürüyormuş. Bunun detaylarına tabii bakabilirsiniz. Biraz daha uygulamalı gidiyoruz. Yine model 2 için kayıp ve şeyi optimizer oluşturuyoruz aynı. Sonra yine işlem aynı. Burada şey yapıyoruz yine. Training. Sonra evaluation. Model sonuçlarını ve eğitim sürelerini karşılaştırıyoruz. İşte sıfırıncı model dosu nasıldı? Accuracy nasıldı? Mesela birinci modelde biraz düşmüş. Accuracy'si training süresi de giderek artmış ama
İşte sonucu da model accuracy en yükseğe gelmiş. Burada loss düşmüş oldukça. Bunları görebiliyoruz. En iyi modelle rastgele tahminler yapıp sonuçlarını değerlendiriyoruz. Hatta bunları birlikte çıktı verip büyük büyük kontrol edebiliyoruz. İşte bakıyoruz. Doğruysa label ile yeşil yapıyoruz. İşte bir daha çalıştırıyoruz. Kırmızı geliyor mesela. Neden kırmızı olduğuna bakıyoruz. Aa işte şunları çok karıştırıyor diye yorum yapıyoruz. Orada işte o yoruma göre parametreleri değiştiriyoruz. Datayı değiştiriyoruz. Böyle bir çalışma şeklimiz var. Aynı zamanda confusion matrix de kullanılabilir. Karışıklık matrisi. Daha ileri tahminlerin değerlendirilmesi için. Karışıklık matrisi de sınıflandırma modelinizi görsel olarak değerlendirmenin harika bir yoludur. Daha önce bu seride bahsettik mi hatırlamıyorum ama başka bir şey hani diğer videolarımda bahsettiğime eminim. Eğitilmiş modelimizde test veri kümesi üzerine tahminler yapıyoruz. Torch Matrix, Confusion Matrix ile bir karışıklık matrisi oluşturup ML Extent Plotting, Plot Confusion Matrix işlemini kullanarak karışıklık matrisini çizdirebiliyoruz. Burada inference yapıyoruz. Yani görseller verip çıktıları ne olduğunu söylemesini istiyoruz. Sonra confusion matrix oluşturuyoruz bu çıktılarla. Ve böyle hani parça parça göstermek yerine bir plotting yaparak da ne kadar iyi classify ettiğini görebiliyoruz. Mesela bunlar ne? T-shirt top, t-shirt slash top. Bunlar aynı olanlar. Yani bunu böyle olmasını istiyoruz. İşte onun dışında kalanlara bakıyoruz. Mesela en büyük dışında kalan ne var? Şu var. Neymiş? Şörtlerle, gömleklerle tişörtleri karıştırıyormuş. Onun dışında ne var? Tişörtlerle işte pulloverları, kapşonluları karıştırıyormuş. İşte buna göre yorum yapıp geliştirmelerimize devam ediyoruz. Modeli kaydetme ve yükleme işlemi nasıl yapılır? İşte directory yapıp işte folder oluşturup onu save ediyoruz. Burada modellerin hepsi save edilmez. State dictionary'leri save eder. Daha öncesinde söylediğim bu kursta bilmiyorum ama bu da hani şeyin sadece eğittiğimiz kısımları save ettiğimiz bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bu LLM'lerde de bunun karşılığı var. İşte adapterlar var. Adapterları eğitiyoruz. Modelin parametrelerine dokunmuyoruz gibi. Sonra yüklenen modeli yani modeli yükleyip değerlendirebiliyoruz. Load State Dictionary ile modeli tekrar path'ten yükleyebiliyoruz. Ve sonra onunla inference yapacağız. Sonra model sonuçlarının birbirine yakalıp olmadığını buradan kontrol ediyoruz. Torch.tensor Model 2 Results ile load ettiğimizin sonuçlarının aynı olduğunu gördüğümüzde anlıyoruz ki başarıyla save ettik, kaydettik ve başarıyla modeli yükledik. Diyoruz. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.